en çok sorulan sorulardan biri. Fotoğraf ve videoları telefona yüksek çözünürlükte nasıl aktarabiliriz? Herkese merhaba, ben Samet Güler. Bir Canon makine kullanıyorsanız Canon'un sunduğu bazı hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Görsel depolama alanı mesela. Canon'un kullanıcıları için sunduğu hizmetlerden bir tanesi Image Canon bulut depolama alanıdır. RAW dosyaları veya 4K video gibi büyük dosyaları 30 gün süreyle ücretsiz depolayabiliyorsunuz bu platformda. Adet sınırı yok. İhtiyacınız olan tek şey aktarım için gerekli olan Wi-Fi bağlantısı ki bu kapalı bir mekan olmak zorunda değil. Hatta kamerayı telefonun internetine bağlayarak görüntüleri bulut depolama sistemine aktarabiliyorsunuz. Kablo veya kart okuyucu gerekmiyor. Bu platform sayesinde telefon hafızasını yükseltmenize ya da seyahatteyseniz ilave SD kart yatırımı yapmanıza gerek kalmıyor. Gelin Image Canon bulut depolama platformuna daha yakından bakalım. Sorunsuz aktarım. İnternet bağlantısıyla görüntüleri direkt bulut depolama platformuna aktarır ve en önemlisi bunu orijinal boyutta yapar. Yani RAW dosyayı JPEG formata dönüştürmez. 30 gün süreli sınırsız depolama. Aktardığınız görüntüleri 30 gün süreyle ücretsiz depolayabiliyorsunuz. Peki 30 gün sonra ne oluyor? Orijinal boyutlu olanlar siliniyor ama daha düşük çözünürlüklü versiyonları sosyal medya kullanımları için süresiz olarak depolamada kalmaya devam ediyor. Otomatik indirme. Görüntüleri otomatik olarak farklı bir uygulamaya indirmenize izin verir. Siz dünyanın herhangi bir yerinde platforma yükleme yaptığınızda karşı taraf bu görüntüleri alıp indirebilir. Hatta düzenleyebilir. Otomatik yönlendirme. Görüntüleri Lightroom gibi izin verilen farklı bir bulut depolama platformuna da aktarabilirsiniz. Bulut görüntü işleme. RAW görüntülerinizi Canon DPP Express uygulamasında düzenleyebilirsiniz. Ancak bu özellik sadece belirli modellerde çalışır ve cüz'i de olsa ücretli bir uygulamadır. Şimdilik yalnızca iPhone'lara indirilebiliyor. Bu uygulamaya bilgisayarınızda veya telefonunuzda Lightroom yüklüyse gerek yok bu arada. Uzun süreli depolama. Görüntüler 30 günden fazla saklanacaksa platform 10 GB'a kadar buna izin veriyor. Bunu sağlayabilmek için görüntülerinizi uzun süreli depolama alanına taşımanız yeterli. Bu özelliği 1 yıl süreyle kullanmadığınızda ise görüntüler siliniyor. Uygulamayı ister bilgisayardan kullanın, ister telefonunuzdan, ister iPad'inizden. Yollardayken telefon aracılığıyla aktarım yapmak en kolay olur tabi. Gelin deneyelim. Önce uygulamayı telefonumuza indirelim. Ne yazıyoruz? Image Canon. Arattırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çıktı hemen. İndir diyorum. Evet, uygulamamız indi gördüğünüz gibi. İsterseniz hemen girip kimliğimizi oluşturalım. Bu arada bunu bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere kimlik oluşturuyoruz. Canon ID hesabı oluştur diyor. Burada size seçenekler sunuyor. Facebook'tan mı bağlanmak istersiniz? Twitter'dan mı? Apple'dan mı devam edin diye. Ben Apple'dan devam edeyim. Parolayı sürdür diyeyim. Evet, ben Apple kimliğimle girdim arkadaşlar. Birkaç güvenlik sorusundan sonra bu sayfaya ulaştık gördüğünüz gibi. Hemen ismimi, soy ismimi yazayım. Şifreyi belirledikten sonra bu sayfaları atlatırsınız arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfaya geldik şu anda. Evet, şimdi kamera modelimizi seçmemiz gerekiyor. Kaydola basıyorum arkadaşlar. R8 modelini hemen bulacağım. Evet, EOS R8'e tıklıyorum. Evet arkadaşlar, girdiğimiz sayfada ne yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Diyor ki QR kodu okutturun diyor. Makinemize geliyoruz. Image Canon yükle diyoruz. Zaten bizi yönlendiriyor. Bağlan seçeneğine tıklıyorum. Başlatın ve kullanıcı kaydını tamamlayın diyor. Tamam diyorum. Evet, gördüğünüz gibi kare kod çıktı. Hemen kare kodumuzu okutturalım. Evet, hemen okudu. Evet, QR kodu okuttuk arkadaşlar. Eğer QR kodunda sıkıntı yaşarsanız QR kodunun üstünde bir seri numara var. Onu da girerek bağlantı kurabiliyorsunuz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi biz Wi-Fi'mize bağlanacağız makinede. Okeyleyeyim. Hemen şifremizi yazalım. Gördüğünüz gibi telefonumuzla kameramızı eşleştirdik.
Hemen şöyle bir arayüzüne bakalım. Burada seçenekler var. Bunları da anlatacağız size. İlk başta kameramıza bakalım. İmaj kanon yükle diye bir seçenek var görüyorsunuz. Bunu tıklıyorum. Burada bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Otomatik gönder seçeneğini açık hale getirmemiz gerekiyor. Fotoğraf çektiğimiz anda telefona aktarabilmesi için. Tabii bunun öncesinde de işlemler var. Onları da hemen anlatalım. Gönderilecek tür diyor. Bakalım. Hem fotoğraf hem video göndermek istiyorsanız bu seçeneği seçebiliriz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi görüntüleri otomatik göndermek için kamerayı kapatıp tekrardan açın diyor. Şöyle yapalım isterseniz. Bir fotoğraf çekelim RAW halde. Hemen bir fotoğrafımızı çekelim. Evet, şu anda çektik arkadaşlar. Tekrardan menüye geleyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arayüzde diyor ki görüntüleri otomatik göndermek için kamerayı kapatıp tekrar açın diyor. Kamerayı kapatıyorum. Evet. Tekrardan açıyorum. Evet, görüyorsunuz şu anda gönderiyor. Dur diyor. Durdur diyor. Durdurmak istemiyorum. EOS R8 seçeneğin içine giriyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Wi-Fi ile telefon arasında bağlantı kuruluyor. Çektiğimiz fotoğraf otomatik olarak buraya aktarılacak. Bekliyoruz. Kırmızı ışık yanıp sönüyor bazen. Aktardığını gösteriyor. Fotoğraf RAW olduğu için biraz sürebilir. İnternet hızınız iyi ise hemen de aktarabiliyor. Evet, fotoğrafımız geldi ama burada söylemek istediğimiz net bir şey var. İnternet hızınızın gerçekten yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa birazcık zaman alabiliyor. Zamanınız da varsa herhangi bir sıkıntı yok. RAW olarak geldi gördüğünüz gibi. Bir de rakam var. 30 rakamı. Bu ne anlama geliyor? Hem onu söyleyelim. Uygulamanın içinde 30 gün boyunca fotoğrafınız kalabiliyor. Eğer daha fazla süreli kalmasını istiyorsanız aşağıda 10 GB'lık kapasitesi var zaten uygulamanın. Oraya aktarabilirsiniz. Öyle de bir avantajı var. Burada söylemek istediğimiz birkaç bir şey daha var. İstiyorsanız bu fotoğrafı direkt buradan ne yapabiliriz? Düzenlemek istiyorsanız bağlı hizmete gönder seçeneği var. Onu tıklıyorum. Evet, burada seçenekler çıkıyor bize, yeni dedim. İsterseniz RAW fotoğrafı Lightroom'da işleyebiliyorsunuz veya başka sitelerde işleyebiliyorsunuz. Fakat fotoğrafımız RAW formatta olduğu için arkadaşlar Lightroom uygulaması bu tarz fotoğrafları ücretli olarak editlememize izin veriyor. Ben tabii Lightroom olduğu için bir de alternatif bir program var. Size onu göstereyim. Onu indirmedim ben Lightroom olduğu için. O da Camera Connect uygulamasının içinde. Hemen size onu da göstereyim. Yine Canon'un kendi uygulaması. Şurada görüyorsunuz. DPP Express diye bir uygulaması var. Bunu da indirip aynı şekilde buradan da görüntüleri düzenleyebiliyorsunuz. Bu da cüzi bir miktarda sizden ücret alıyor. Fakat şöyle bir güzel bir avantajı var. Seyahatte güzel bir şey çektiniz, paylaşmak istiyorsunuz. Bu uygulamalardan hemen faydalanabilir. Hemen fotoğrafınızı yayınlayabilirsiniz. Evet, son bir şey söyleyip artık videomuzu bitirelim arkadaşlar. Canon'un her kamerasında bu menü aynı olmayabilir fakat uygulamaların hepsi birbirine benziyor. Canon'un kendi sitesine girip yönlendirmeleri izleyebilirsiniz. Zaten çok kolay. Aynı şekilde bağlantı kurup fotoğrafınızı aktarıp düzenleyip paylaşabilirsiniz. Ya benim kameramda böyle bir menü yok diye korkmayın. Hepsi zaten birbirine benziyor. Artık son çıkan kameralarda zaten yazılım olduğu için genelde bütün menüler birbirine benziyor olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu uygulama sayesinde SD kart okuyucuya ihtiyaç olmuyor ya da kamerayı kablo ile bilgisayara bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Seyahatteyseniz eve vardığınızda görüntüleri aktarmakla uğraşmazsınız. En önemlisi de kartı boşaltmış ve yeni çekimlere hazır hale getirmiş olursunuz. Aktarma hızı dosya boyutu ve internet hızına bağlı olarak değişebilir tabi. Her Canon modeli RAW formatta yükleme yapılmasına izin vermiyor olabilir. Uygun olan kamera listesine göz atabilirsiniz. Son zamanlarda gelen soruların çoğu lenslerle ilgili. Bundan sonraki videomuzun konusu da lenslerle ilgili olacak dolayısıyla. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.